Merhaba. Şifre çözmeye gerek yok. Yangın yerinde toz duman arasında uçuşan demeçler her şeyi tane tane anlatıyor. Mesele puzzle'ı birleştirmekte. Durum şudur, Türk Hava Kurumu diye bir kurum yoktur. 2019'da tümüyle devreden çıkarılmıştır. Tasfiye etmek için de kayyım atanmıştır. Görevi ne var ne yok satıp savmaktır. Zaten adam saklamıyor. Ben THK başkanı değilim, kayyım heyeti başkanıyım. Daha ne desin? Pilotları işten atmış, uçakların tamiri için şu kadar paraya ihtiyaç var diye televizyonlarda kıvırıp duruyor. Gerçekleri anlatsa yakarlar. O da biliyor. Erdoğan önce Türk Hava Kurumu'nu yok saydı, sonra Marmaris'te günah keçisi ilan etti. Çare yoktu. Durum vahimdi ve sorumluluk birine yıkılmalıydı. Halen Türk Hava Kurumu üzerinde tepinenlere hayret ediyorum. Orman Bakanı'nın zırvalamalarına hiç girmeyeceğim. Ağır sorumluluğu ve suçu var. Yargılanmalı. Ama öncesinde cezai ehliyeti var mı yok mu detaylı tetkikten geçmeli. Ormanları belediyelere yıkıp işin içinden çıktığı onu Erdoğan takip etti. Desteksiz sallamıyordu. Özetle, Türk Hava Kurumu 2019'da tasfiye sürecine girdi, uçakları parka çekilerek çürümeye terk edildi, pilotları kapıya kondu, yangın söndürme ihalesinden atıldı, ihale özel şirkete verilip saat ücretli helikopterler devreye sokuldu, onlar da şu son yangınlarda yetersiz kaldı. Bu kadar basit. Sonra şu oldu. Güçlüyüz, aciz değiliz demek için yardım kabul etmediler. Yunanistan PKK işbirliği yalanı uğruna komşunun yardım çağrısını cevapsız bıraktılar. O arada sabotajdan kundaklamaya, terör irtibatına kadar yığınla kirli bilgi dolaşıma sokuldu. Yalan olduğu ortaya çıksa bile tarihin gördüğü ne ilk ne de son provokasyonlar yaşandı. Twitter'da rastladım. Gazi Paşa'da pompalı tüfekli tipler araç durdurup kimlik kontrolü yapıyor. Hadi buyurun itiraz edin. Sıradan vatandaş olmak çok güçleşti. Dünya Türkiye'de olup bitenin farkında. Ne çare? Türkiye'de yaşayanlar dünyadan habersiz. İnsanlar her şeye yerel bakıyor. Global bilgi sıfır. Küresel deyince akıllarına dış mihraklar geliyor. Bu da vatandaş dünyayı bilmesin diye üretilmiş bir söylem. Türkiye'de otoriter bir idareden söz ediliyor ya aslında otoritenin de olmadığı ortaya çıktı. Dağılmış yönetemeyen ve yönetme derdi olmayanların borusunu öttürdüğü ülkede her kafadan bir ses çıkıyor. Hayatında fidan ekmemiş isimler kızılçam mı Okalüptüs mü bunu tartışıyor. İsmini tespit edemedim. Marmaris'te 77 yaşındaki amcanın feryadı hala kulaklarında. Önce bu ülke amca, dün Önce bu ülke alevsiz yanıyordu. 20 sene alevsiz yandı. Şimdi alevler meydana çıktı. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Bunlar yapamıyorlar. İhtifa... Amca yine edepli konuşmuş. Bıraktığı yerden devamla mazur görün. Ülkenin ne zamandır kıçı açıktaydı. Şimdi meydana çıktı.